Tabii Türkiye'de yaşadığımız bu son süreci ibret ve hayretle takip ediyoruz. Bugün Türkiye'de yasal bir şekilde seçimle iktidarda olan bir hükümetin farklı planlarla alaşağı edilmeye çalışması gündemdedir. Bizler yargı veya benzeri vesayetin ülkemizde hiçbir sebebe dayalı olmadan baskı unsuru olamayacağını, meşru bir şekilde gelen hükümetin tekrar meşru seçimlerle alt edilebileceğini ve değiştirilebileceğini haykırmak adına Zeytinburnu Yeni Yüzyıl Derneği önderliğinde 15 tane sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bugün Zeytinburnu'nun sesini tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmak için buradayız. Bir vatandaşlık görevini ifa etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Peki, teşekkürler. Ben burada 58. Bulvar Caddesi, ayakkabı ve terlik dünyasının sahibiyim. Toplamda 5 tane şubemiz var. İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Biz esnaflar olarak, benim şu anda 9 tane atölyem kapalı. Bugün 100 lira cebimde olan parayı, bu 100 lirayı çıkarıp gidip 45 dolar alırken acaba 100 lirayla 45 dolar alabilir miyim şu an? Alamıyorum. Benim yanımda çalışan işçilerin vebalini kim alacak? Biz sesimizi %55'lerde %50'lerle gelen bir iktidarı yıkmak için operasyonlarla mantık bunu alıyor mu? Ben ayakkabı, bu ayakkabı kutularını ben mi gönderdim o dolarları oraya için aldım? Öyle bir şey yok. Bunu eğer ben hırsızsam ben o parayı orada tutmam. Öyle bir şey yoktur. Bu milletin iradesi her zaman bu irade üstten gelecektir ve bu iradeyi de kimse yıkamayacaktır. Bunu gidip kendimiz eğer sandıkta bunu gömersek zaten 3 ay var önümüzde. Bunları Allah'ın izniyle utanma yok. 11 senedir bu iktidar her geldiğinde her seçimde oyunu yükselterek gelen bir iktidardır. İnsan biraz kalbini dinleyerek ve göğsünü açarak
bu milletin iktidarını, iradesine saygı göstermesi gerekirken yapılanlar hoş bir şey değil. Ben kendilerine, ben İstanbul'da denizden su getiren bir ailenin bir çocuğuyum. Ben silah altında yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Bunlar bitmiş. Memleket iyiye giderken 17 tane ben sivil toplum örgütlerimizden bütün Türkiye'nin genelinde seslerinin çıkmasını istiyorum. Neden saklanıyorlar? Hepsi çıksın, açıklamalarını yapsın, saygılarını sunuyorum. Zeytinburnu ilçemizin kıymetli sakinleri, aziz milletimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle bugün burada toplanış maksadımızı açıklayıp ondan sonra basın açıklamamızı yapacağız inşallah. Amacımız ülkemizde son zamanlarda, son günlerde cereyan eden bu olumsuz hadiselerin bir değerlendirmesini yapmak kısaca ve duyarlı insanlarımızı bu meselenin ciddiyetine dikkat çekmek ve tedbirli, uyanık ve duyarlı olmaya davet etmek. Bu toplantımız, bu basın açıklamamıza birçok sivil toplum kuruluşumuz Zeytinburnu ilçemizde destek verdi. Müsaade ederseniz onları da bir sayayım, ondan sonra basın açıklamasına geçeceğim. Zeytinburnu Yeni Yüzyıl Derneği, Zeytinburnu Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği, Zeytinburnu Bitlis Sason Muş Derneği, Avrupa Yakası Roman Balkan Göçmen Derneği, Diyarbakır, Çermik, Çöyüş ve Çevre Köyleri Yardım Derneği, Erdemli ve Eğitimli Nesiller Derneği, Zeytinburnu Sinoplular Derneği, Zeytinburnu Ordulular Derneği, Zeytinburnu Kastamonular Derneği, Zeytinburnu Giresun Çanakçılar Derneği, Zeytinburnu Balıkesir Hodullular Köyü Derneği, Zeytinburnu Mesuliyeliler Derneği, Zeytinburnu Samsunlular Derneği, Zeytinburnu Giresun Pirbul Derneği, Doğu Türkistan Mağrip Derneği, Kazak Türkleri Derneği olmak üzere 16 sivil toplum kuruluşumuz bu basın açıklamamıza destek verdiler. Sizlerle birlikte hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah basın açıklamamızı yaptıktan sonra yine sükunetle, sessiz bir şekilde, belki de dualarla inşallah meydandan ayrılmış olacağız. Hem sizlere hem de güvenlik birimlerimize, Zeytinburnu halkımıza teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız şu şekilde: İradene sahip çık. Türkiye haftalardır dershaneler ekseninde başlayan, sonrasında yolsuzluk ve paralel devlet iddialarıyla devam eden keskin, yaralayıcı ve boğucu bir tartışma gündemiyle bu çalkantının ülkemize ve milletimize yüklediği maddi ve manevi faturanın bedelinin çok ağır olduğu aşikardır. Korkarız ki bu tartışma bu minval üzere devam edecek olursa çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Hükümetin dershaneleri dönüştürme girişimine karşı anlaşılabilir bir zeminde başlayan muhalefet, farklı odaklarında devreye girmesiyle tam tekmil bir yıpratma savaşına dönüştürülmüş görünüyor. Ne acıdır ki sürecin bu minvalde ilerlemesi, on yıllardır İslami kimlik ve değerlerin toplumsal hayattan tümüyle silinmesini, İslami hassasiyet sahibi kadroların kamusal alanın bütününden tasfiyesini hedefleyen iç ve dış şer odaklarından başka herkesin zararına olacağı görünmezden geliniyor. Ortada açık ve net bir saldırı var. Bu saldırının hedefi o, bu, şu değil, doğrudan Türkiye'dir. Hedef Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve içtimai bağımsızlığıdır. Hedef Türkiye'yi yeniden ABD, İsrail, İngiltere, Vatikan çizgisine hizmetkar kılmaktır. Hedef demokratik açılımın akamete uğratılması, kanın yeniden akmaya başlatılmasıdır. Hedef Somali'nin, Arakan'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın ve tüm mazlum milletlerin son ümidi ve dayanağı olan Türkiye'nin koruyucu kanatlarını kırmaktır. Esasen bu şeytani yapı ülkemizin ve milletimizin kalkınmasından, büyümesinden, içte ve dışta söz sahibi olmasından,
İslam dünyası için model ülke olmasından, dünyanın dört bir yanında mazlumların ve mağdurların yanında yer almasından rahatsız olduklarını her platformda dile getirmekte, kimi zaman da işi tehdit ve şantaja vardıracak derecede küstahlaşabilmektedirler. Gelinen aşamada meselenin ne dershane, ne yolsuzluk, ne de seçimleri etkileme meselesi olmadığı, bütün bunların çok daha ötesinde büyük bir oyunun sergilendiği kanaatindeyiz. Bazıları farkında olmasa da yahut büyük resmi gözlerden gizlemeye çalışsa da halkımızın ezici bir çoğunluğu bunun sinsi bir tuzak olduğunun farkındadır. Nitekim konunun uzmanları arasında da Amerika, İsrail, İngiltere, Vatikan'ın bu meselenin arkasında olduğu ve bunun bir komple olduğu noktasında hemfikirdirler. Aziz milletimiz, seçimle iş başına getirdiklerin yolsuzluk bahaneleriyle ve ayak oyunlarıyla iktidardan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. İradene yufatıp koymak istiyorlar. İradene sahip çık. Türkiye'nin çehresini değiştirecek olan projelerin önü yargı vesayetiyle kesilmek isteniyor. Türkiye'nin, yani kendinin geleceğine sahip çık. Bir yıldan fazladır bu ülkede cenazeler gelmiyor. Kan ve gözyaşları hafiflemiş. Kandan beslenen vampirler ise yeniden kanın akması için her türlü oyunu çeviriyorlar. Bu nedenle demokratik açılıma sahip çık diyoruz. Bu ülkede yolsuzluk yapan varsa yakasına yapış, hırsızlık yapan varsa hesap sor. Fakat suçu sabitleşmeden ona buna iftira atanlara kulak asma. Bu ülkeyi iflasa, esarete ve felakete sürükleyecek olan operasyonlara müsaade etme. Bizler Zeytinburnu ilçemizde faaliyet gösteren STK'lar olarak ülkesini ve vatanını seven herkesin içerideki kısır tartışmaları, seçim hesaplarını, bürokrasideki yer edinme kavgalarını ve her türlü şahsi ve teşkilati menfaat hesaplarını bir tarafa bırakarak anılan şer odaklarının saldırı ve hamlelerini hep birlikte bertaraf etmeye çağırıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Bravo, bravo. Açıklamamız sona ermiştir. Sükunatta inşallah. Basın mensubunu da alabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarından bildiri alabiliriz. Basın mensupları. Buyurun.